Şimdi birkaç özel ayrıntı soranlar var. Onlara bakıyorum hızlıca, detaylı. İzmir soruldu, ilçeler soruldu. İlçe bazına, şimdi girersek hakikaten çıkamayacağız. Konuşulan yerler var. E, Gebze'yi soralım ama. Evet, Gebze, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Bir siyasi partinin genel başkanının. Hani il, büyükşehir buralarda var. E, yok değil hani olmuşluğu, insanların adayı. Ama bir ilçeye aday oldu. İşçilerin başkenti tanımını yaptığı Gebze özelinde. E, sosyolojik olarak da pek reddedilmeyecek bir tespit gerçekten. CHP'de destek olacağını açıkladı. E, orada nasıl bir şansı var? Erkanbaşı soranlar var bu anlamda. Ben Erkan Baş'ın orada çok şanslı bir aday olduğu kanaatinde önce onu ifade etmek isterim. Bunda tabii o bölgenin işçi ağırlıklı bir yer olmasından daha ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında muhtemelen demin ve benzer başka partilerin de vereceği destekle seçimin alınacağı kanaatindeyim. Yani almaya daha yakın olduğu kanaatindeyim. Tabii ki orada AK Parti ile bir yarış olacak kendi içerisinde. Ama burada öncelikli olarak bir şey söylemek lazım. Yani bu seçimden sonra bir 3 sene eğer seçim zamanında olursa 3-3,5 üç, üç sene seçimsiz bir dönem olacak. Dolayısıyla siyasi partiler kendi tabanlarının ihtiyaçlarını giderme adına, beklentilerini karşılama adına bazı belediyelere talip olmaları son derece mantıklı, son derece akıllıca bir şey. Bir de yani bakın belediyeler bir laboratuvar gibidir. Orada ortaya koyacağınız başarı hikayesi sizin bir sonrasında genel seçimlerde başarılı olmanızı getirir. Geçmişte Refah Partisi 5 tane şehir kazanmıştı ve o şehirler üzerinden e, ilerleyen süreçte AK Parti'ye gelinceye kadar ki Tabii. o geleneğin iktidar olmasının önünü açtı bir laboratuvar durumunda bu anlamda Erkan başında oradaki e, adaylı eğer seçimi kazanırsa orada ortaya koyacağı performans daha sonrası için tipin Türkiye İşçi Partisi'nin yarınlar açısından önemli. Tabi aynı şekilde Hatay için de geçerli. Hatay'da da bir adaylar var en azından şu ana kadar. Başka yerlerde de bazı adaylar var. Ama bir parti liderinin aday olması önemliydi bana göre. Hele hele bir ilçeden aday olması. Ben Gebze seçimlerini de seçim gecesi muhtemelen en çok konuşacağımız yerlerden birisi olacağı kanaatindeyim. Ben açıkçası Sayın Maçoğlu'ndan da böyle bir ilçe tercihinde bulunmasını beklerdim Kadıköy yerine. yorumlarda genelde bu haliyle gidiyor Sayın e, Maçoğlu'na. E, bu denli bir ilçede en azından büyük Büyükşehir'de mesela Beyoğlu'nu e, yakıştıranlar vardı Sayın Maçoğlu'na ama tercihi Kadıköy oldu hayırlısı.